Adam müşahede Sıray Nusra'nın söyleyip etti bunun ki bulağı kandak bu kategoriyada ayrıplam bu hüküm çıkarışının çatakmaz dikkatlikini. Hem de aşındak şu işine kaldı kafir bu kaldı diyen yukarıda kim usta söyleyip ötken kategoriye kirip İslam'dan malum mesela akidiki mesela karıgallanı mı kafir bu kaldı deyip karalgan takdirde muayyen şahıs ki kartılmaydı dedi. Hatta silbizni mi bunun bu kategoriye kirip kafirlik çıkartılan insanlar var mıydı? Ulağı elbette muşunda hata düşünüp kalan bolsa onunla bir alimlerin ki bunu bildiğin kişilerin ki meyli yazın bolsun, meyli sözlep bolsun güzel şekilde nesiyat kılıp özünün hata hikayelikini düşündürüş mecburiyetimiz olur kalmadı bildiğinlerin ki. Bunu uçurgan kişiler, şu kategoriye düşürülgen kişiler bu hakkında muamil kılış gerek. Kulak yupur bulan anlaması kısaydış gerek mi? Ya ki başka bir muamil kılış gerek mi? Kısık bir şekilde. Ehl-i sünnet ve cemaatinin ki akidesi de kaysa bir Müslüman şehadet kelimesini eğitse ve onun hakkını ada kıysa onu kafir diye bulmayın. Ehl-i sünnet alimlerinin ki bir de kibazisi de kıbleki yüzlengen, şehadet kelimesini eğitken ve kıbleki yüzlengen alimini dinden çıkarış bulmaydı. Çünkü dine kirişinin ölçümü, yani Müslüman buluşunun ölçümü, Peygamberimiz hep gelgen hakikatlerle işiniş, dinden çıkıp gidişinin ki ölçümü, Peygamberimiz hep gelgen asaslarını inkar kılıçta ibaret. Mesela bunu misal alsak imamlarda imam tahavi kıbleye yüzlengen bir kişinin bir günahını kıpsağan olsa mesela harık işte değildi ya ki bizsin tillerdi değildi ya ki bizsin mal mülkünü uğurlu valı değildi buna halal sanap kımbağın bozu kapır çıkırış kımmaydı. Halal sanakan olsa mesela namaz okumuz bulavurdu zakat bağımız bulavurdu zınakis nın bulaptu harıkis nın bulaptu sizin için. Lekin halal sanımede bir hata işini kıygan bolsa, günahını kıygan bolsa onu dinden çıkarıp çıkıp bulmaydı. Mesela yani alimlerden birisini alsak İbn-i Teymiye'ni. Ehl-i sünne havariciler koşup bid'atçilerin dinden çıkarıp etmeydi. Havariciler yukarı dediğinde birisinin bid'atçı İslam kaçı dinden çıkarıp. Ama ehl-i sünneler bid'atçı olup kalsın mı? Kur'an sünneti en ilk delil kemisi bir bid'atçı olan onu dinden çıkarıp etmeydi. Şuna sahabeler havaricilerimi kapır deyip hüküm çıkarmıyor. Hem de yukarıda söylediğin koşuş, bazı kardeşlerinin kapır kıyısı kep geçse bizlerini ve başkalarını bir alımla koyan bir ölçem var. Muş'un oraya ayıklıp kıyısa bizde mesele yok. Mesela alımlarımız 8 türlük ölçem koyan. Kapır kımmak çok kalsın, Muş ölçem göre ayıklandı. Birisi Allah ve Peygamber kapır diye adamın kapırdı. Ve Kur'an'da sünnet, mao kapır diye bir basın mesela Ebu Cehil koşuş, Ebu Leheb koşuş. Ya Pir'avun kokşar, ya ki birisi de kapırdan. Bu birinci kaide. Çünkü kapırı çıkarış Allah'ın ve peygamberin hakkı, insanın hakkı emez. İkinci kaide, muayyen bir insanın kapırı kılış bilen muayyen şerkenin kapırı kılış ayırış lazım. Muayyen bir insanın kapırı diye vakti de onun keskin hüccet oluş lazım. Her çıkanda şubi bulmazlık, duman bulmazlık, mecburluş bulmazlık. Pakit en hak turguluş lazım. Ahmet Samet kapırı diye şey olsun. Ama onun da başka bir şerkette hakikaten kapırı değilse başkalarını agahlandırış için başkalarını korktuğu için ya yük için maaş kıpırlık başlar barışı mesele yok. Mesela Peygamberimiz dedi. Sizler öz ara birbirlerine uğraşıp bir ciddel kalıp kapırı olup gitmeler dedi. Demek sizlerin kıyan işlerine kıpırlık başlar barışı demek ki. Bu ikinci kaydı girer. Üçüncü kaydı kapırı kılmak çok Allah çok kıpırlık olan küçük kıpırlıkın farklandırışı lazım. Çok kıpırlık dinden çıkartıldı. Küçük kıpırlık yukarıda kardeşimiz gende birkaç türü bölündü. Bu dinden çıkartıp etmeyi. Bu küçük kıpırlık deyip atalgan bu sözle köpeğin çoğut agahlandırış, korktuş, maaşlı kıpsanma. Sizden bu kılıkınız Müslümanın kılıkınız. Bu kılıkınız kapırının kılıkı. Müslümanın yaraşmaya da demiş. Mesela Sibabül Müslüm Pusuk vakit alıp kıpır. Müslümanın ötürüp etkenle kapırı hesaplanmıyor. Mesela biz halal deyip ötürüp lakin açık olan bizim ötürüp. Kapırı hesaplanmıyor. Bunu da hesaplanmıyor. Belki asi, günahkar, pasak, ne mi deyip atsak olur, lakin kabir hesaplanır. Allah sana mı kalmış olsun. Onun adını başka bir netçe ile agahlandırış tarihçisi gelgen körsetmeler mi var? Dördüncü kaydı da alına oturup olan, bir adamdan İslam kirgenlik en ak ispatlanan olsa, en ak hüccet olmayı durup onu çıkarıp ötenme. Çünkü Peygamberimiz kim? Şehadet kelimesi eğitip, kıblemizge yüzlenken olsa, Müslümanlar boğuzluğa nasıl ise, bu Müslüman bunun çekiliş konmaydı o, digen keskin körsetmeni begen. Beşinci kaydı da akidinin ki asasları olsun ya pikkin asasları olup kalsın talaş taat çıkıp kalan mesele asasları kapırı çıkış kılmaydı. Yani birdek ittifak iyi olan meselede inkar kıysa vakti kapırı oldu.
Lekin aqidagi munosabatlik talash tortish masalasi olimlar orasida, ya fikriy munosabat talash tortish masalasi bir xil ko'z qarash tanlagan bo'lsa, ya boshqa ko'z qarash bo'lganda uni kafir deyish kerak. Masalan, yuqori deyilgan misol qaraydi. Biz bilan musulmon, ya'ni musulmon bilan kafirning orasini ayirib turadigan narsa namozdir. Ya'ni musulmon bilan kafirning orasini ayirgan namoz. Namoz o'qigan odam musulmon, namoz o'qimagan kafir. Hadisdan zohir hukm bu. Bu hadis olimlar talash tortish qildim, talash tortish qildi. Masalan, imom Abu Hanifa, imom Malikning ikkisida namozni sahvallik bilan ig'i ko'rib, yak ayat o'qiyman, yili o'qiyman deb o'qimagan odam u kafir bo'lmaydi dedi. U fasiq bo'ldi, asiy bo'ldi, gunohkor bo'ldi. Ba'zilarda kafir bo'ldi deb qaraganlar. Demak, talash tortish yo'q. Buning asosan bu yerda kufr deyilsinmi? Masni qiyg'ashi musulmonga yarashmaydi. Bu namoz o'qimaslik degan bu kafirning qiliqi. Namoz o'qish musulmonningki xislati deb bu tariqada tilganligi. 6-chi qoida kishilarga muomala qilganchada zohir qarta muomala qilamiz, qalbini ichki dunyosini Allohga topshiramiz. Chunki bu vaqtimiz nurg'ullagan hadislar bor. 7-chi qoida birisi bilan urushib qolgan bo'lsa yoki jang maydonida kirib qoldi dedi, ikki toifa bo'lib, ikki aqim bo'lib, bu kufrlikni shakllantirmaydi. Masalan, oyatdimi? Va in toifatan minal mu'minin iqtadir. Agar ikki taraf musulmon ikkisi bo'lib urushib qolib qalsa, sizlar o'nglab qo'yamiz, sizlar qilib qo'yamiz. Demak, ikki taraf qilich ko'tarib, yoki bir sababli qurollik urushib qolgan bo'lsa, u kafir deb hukm chiqarish qilmaydi. A qiliq xato, u ish gunoh, ma'siyat, xatolik. Lekin kufrga boramsa, inkor qilmasa, ayinda ig'ir xatolik o'tkazsa, yana kafir deyilmaydi. Oxir qoida kufr chiqarishda bilmaslik uzr so'rib qas kafir deymiz. Bilmay deb hisobtu. Til xatolik bo'libdi yoki majburlanib masalan Allohni sen yo'q deysan deb majburlabdi degan qo'sh majburlanish bo'lib qolsa yoki bi til xatolik uzbagan bo'lsa buni kafir demaymiz. Bu 8 turli qoidaga rioya qilib kafir desa ilsiga uchishdi. Agar undoq demay qilib qolsa bu olimlarimiz Qur'on sunnatning ro'yi asosi belgilangan bu qoidalarga xilof qilganligi uchun uni so'zi hech qanday e'tibor egolmaydi. Yana ham Hazrat Ali degan qo'sh bularni xavorijlar shundadigan Om ihvanunardı. Bagav alin. Qarindoshlarimiz bizga yo'g'onchilik qilyapti, haddini ochyapti, mutakabbirlik, oshqinlik qilyapti. Ya'ni bu lag'im deymizki, qarindoshimiz haddingizni oshmang. Islomni siz olimlardan o'rganing, olimlardan biling, olimlarni o'tirish qo'pash qiling, suhbat qiling, to'g'ri yo'l shu yerda deymiz. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun.